Ben ilk rüyamda Nil'den çıkıp otlamaya başlayan 7 besili inek gördüm. Sonra Nil kurudu ve kuruyan Nil'den 7 cılız inek çıkıp sahildeki besili ineklere saldırdılar ve hepsini yuttular. İkinci rüyamda ise ineklerin rüyasına ilaveten 7 kuru ve sarı başak tarafından kurutulan ve taneleri yere dökülen 7 yeşil başak gördüm. Ankh-Mahu hazretlerine ve diğer kâhinlere daha önce rüyamı anlatmıştım. Onlar da yorumlamak için bugüne kadar süre istemişlerdi. Şimdi ben yorumlarını duymak istiyorum. Evet, hazırsanız eğer başlayabilirsiniz. Evet. Ne oldu? Anlatın, dinliyoruz. Rüyanızı yorumlamak için çok çalıştık. Yıldızların durumunu ayrıntılı olarak inceledik. Ölülerin ruhlarından yardım istedik. İfritleri, şeytanları yardıma çağırdık ama... Üstesinden gelemediğimiz hiçbir rüya yok. Fakat kralın bu rüyası bildiğimiz rüyalara hiç mi hiç benzemiyor? Efendim, rüyanız cevapsız bir muammaya bütün tılsımlarımızı ve büyülerimizi etkisiz kılan korunaklı, evet, bir kaleye benziyor. Biz rüya yorumcularının yaptığı çalışmanın neticesi şudur. Mısır inancında inek yıl olarak yorumlanmıştır. Sadece bu kadar. Yıl mı? Yıl mı? Dağ fare doğurdu. Büyük Nil'de sinek. Rüyamın tabiri bu mudur?
İnek. Yani yıl, öyle mi? Hı? Evet Yüzarsif. Sen anlat. Sıra senin yorumunda. Yorum değil ekselansları. Ben rüyanızın tevilini anlatacağım. Yorumla tevil arasındaki fark nedir? Yorumun esası yorumcunun tahmin ve zannına dayanır ve gerçekleşmesi kesin değildir. Ancak tevil temelini rüyanın semavi hakikatinden alır. Bu yüzden benim yapacağım tevil kesinlikle gerçekleşecek ve herhangi bir değişime ya da ertelenmeye maruz kalmayacaktır. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Yüzarsif? Tevhiline çok güveniyorsun. Bu bana Allah katından verildi. Kendimden bir şey katmıyorum. Bana öğreten odur. Bu anlattıklarınız iddiadan öteye gitmez. Bunların ispatı mümkün değildir. Hem senin iddian hem de inandığın Tanrı bilinmez ve şüphelidir. İzin verirseniz ben bu bilinmezlik ve şüphe perdesini aralayıp rüyanın hakikatini ve Rabbimin kudretini ispat edeceğim. Başkâhin Ankh-Mahu uygun görürlerse birlikte bu rüyayı yorumlamak istiyorum. Az önce rüya yorumcularınızdan biri Mısır inancında ineğin yıl olarak yorumlandığını söyledi. Doğru mu? Evet. Bu öyledir. İnekler rüyasıyla başaklar rüyasının birbirine benzediğine katılıyor musunuz? Öyle görünüyor. Yeşil ve bereketli başaklar bolluğun, kuru ve sarı başaklar da kıtlık ve kuraklığın göstergesi değil midir? Aklıma başka bir yorum gelmiyor. Bu durumda söyler misiniz, 7 yıllık bir bolluğun ve 7 yıllık bir kıtlığın Mısır'ı beklediği sonucuna varamaz mıyız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.